Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. 1 TT 1 AYT sorularına güzel bir AYT sorusuyla devam ediyoruz. Özel silindir şeklinde kaplardaki eşit hacimli türdeş K ve L sıvıları kapların merkezlerinin geçen eksenler etrafında sabit açısal hızlarıyla döndürüldüklerinde kaplarla aynı açısal hızla dönen sıvıların yüzeyleri şekildeki görünümü almaktadır. Buna göre 1-2-3 yargılarına hangileri kesinlikle doğrudur? Arkadaşlar kaplar özdeş, yani kesit alanları aynı ve içindeki sıvıların da hacimleri aynı mı? Şuna V kadar, şuna V kadar. Kesit alanları aynı, şuna da S kadar, şuna da S kadar diyelim. Birinci kap arkadaşlar WK açısal hızıyla döndürüldüğünde diğer kap da WL açısal hızıyla döndürülür. Tabii ki arkadaşlar kap ne kadarlık bir açısal hızla dönüyorsa içindeki sıvı da aynı açısal hızla döner. Açısal hızları arkadaşlar kıyaslaması şöyledir. Suyun en üst noktasına şöyle bir çizgi çizilir. Arkadaşlar tam orta noktasının derinliğine HK desek. Peki aynı mantıkta arkadaşlar suyun en üst noktalarına, uç noktalarına şöyle bir yatay çizgi çizin. Derinliği de tam orta noktasının derinliği HL kadardır. Arkadaşlar açısal hızı büyük olan kabın, ki sıvı da aynı açısal hızıyla döndüğünce, arkadaşlar açısal hızı büyük olan kaptaki sıvı daha fazla sağa veya sola uçlara doğru hareket eder. Uçlara doğru daha çok hareket ettiğinden sıvı derinliği daha büyük olur. Buradaki HL derinliği HK'dan büyük. HL büyüktür. HK ise derinliği büyük olan kaptaki sıvının veya kabın açısal hızı daha büyük olur. WL büyüktür. WK'dır. Unutmayın arkadaşlar, açısal hızı büyük olan kapta sıvının orta noktası sağa veya sola daha çok hareket ettiği için arkadaşlar şuradaki yüksekliği daha büyük olur. L'nin yüksekliği daha büyükse tabii ki L'nin açısal hız değeri, açısal sürat değeri daha büyüktür. Hangisi kesinlikle doğrudur? 1. K kabın açısal hızı L kabının açısal hızından küçüktür. Derinliği daha büyük olan açısal hızı daha büyüktür. Birinci ifademiz doğru. 2. K kabındaki sıvının öz kütlesi L kabındaki sıvının öz kütlesinden büyüktür. Şimdi arkadaşlar bunların hacimleri aynı ama kütleler hakkında bir bilgi verilmedi. Kütleler hakkında bilgi verilmediği için öz kütleler veya yoğunluklar hakkında bir kesinlik verilmez. İkinci ifade yanlış. 3. K kabındaki sıvının eylemsizlik momenti L kabındaki sıvının eylemsizlik momentinden büyüktür. Arkadaşlar dönen cisimlerin dönmeye karşı gösterdiği dirence eylemsizlik momenti ya da eylemsizlik torku diyoruz. Eylemsizlik torku skaler ve I harfi ile gösterilir. M çarpı R kare bağıntısından bulunur. Arkadaşlar kaplar özdeş, yani R yarı çapları aynı. Ama arkadaşlar yoğunlukları hakkında bilgi verilmediğinden kütle hakkında bir kesinlik verilmez. I eylemsizlik momentleri hakkında da bir kesinlik verilmez. Üçüncü ifade yanlış. Unutmayın arkadaşlar açısal hızı büyük olan arkadaşlar kaptaki sıvı daha fazla sağ veya sola hareket eder. Tam orta noktasının derinliği daha büyük olur. HL büyüktür. HK ise WL bile büyüktür. WK'dır. Sadece onu kesinlik deriz. Cevap şıkkı A olur.